İnsanız. Hepimizin nefsi var. Bu nefis nasıl terbiye edilir? Hazreti Zeynep'in hikayesini bilir misiniz? Evet. Paylaşabilir miyiz o hikayeyi? Tabii. Hazreti Zeynep'in hikayesinde birbirini anlama olayı ne güzel anlatılmamış mı? Karı koca olmanın, hayata beraberce omuz vermenin, birbirini sevmenin, birbirine kıymet vermenin en güzel örneğini babasından, Dinleyelim o sevgili hikayeyi peygamberimizden sizden. öğrenmiş bir kadın Hazreti Zeynep. Dolayısıyla çok kıymetli, çok özel bizim için. Bize bakan bir tarafı var bu olayın. Günümüzün ailelerine bakan bir tarafı var. Onun için anlamak lazım. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatı, o adeta bir güneş peygamberimiz. Bütün kainatı aydınlatan bir güneş, bütün kainatı ısıtan bir güneş. Biz de o güneşin etrafında, o güneşten enerji almış, aydınlanmaya ve aydınlatmaya etrafını çalışan birer mum tanesi olabiliriz belki. Ama onun etrafında yıldızlar vardı. Her şeyi ondan görmüş. Onun dostları, en yakınları, ailesi mesela. Onlardan bir tanesi Zeynep. Hazreti Zeynep, Peygamberimizin büyük kızı Nur Hanım. En büyük kızı Peygamberimizin. Her şeyi annesinden görmüş. Hatice annemizden. Bir eş nasıl olunur, kadın nasıl olunur, anne nasıl olunur? Annelerin en güzelinden öğrenmiş bir kadın Hazreti Zeynep annemiz. Ve Zeynep annemiz Ebul As diye bir adamla evleniyor. Kocası Ebul As, o da teyzesinin çocuğu. Peygamberimiz baldızının oğluyla kızını evlendirmiş. İki bacının çocukları çok sevmişler birbirlerini. Peygamberimiz de müsaade etmiş ve evlenmişler. Sonra İslamiyet gelince Hazreti Zeynep peygamberimize iman eden ilk genç kız. Genç kızlardan, kadınlardan Hazreti Hatice ilk iman eden. Çocuklardan Hazreti Ali, erkeklerden Hazreti Ebubekir, genç kızlardan da ilk iman eden Hazreti Zeynep annemiz. İman etmiş, kocası o zaman iman etmemiş Ebul As. Zor yıllar tabi, Mekke'de ambargo yılları, İslam'a girenlere eziyet ediyorlar. Asırlardır süren bir küfür düzeni var, şirk düzeni var Mekke'de. O sürüyor, öyle bir sistem sürüyor. Ebul As o zaman henüz iman etmiyor, korkuyor, çekiniyor. Baskılar filan var. Onlar da biraz artınca Ebul As peygamberimize peygamberlik verildikten sonra diyorlar ki Muhammed'in kızından ayrıl. Boşa onu. Bırak sana Mekke'nin en güzel kızını alalım. Gel başımız ol. Krallık istiyorsan krallık verelim. Devlet istiyorsan devlet verelim. Yok diyor. Ben eşimi çok seviyorum. Bırakamam onu diyor. Bırakmıyor. Ayrılmıyor eşinden. Sonra takvimler bir gün Bedir Savaşı'nı gösteriyor. Peygamberimizin ilk harbi, ilk savaşı Mekkeli müşriklerle Peygamberimizin sahabeleri, Müslümanlar savaşıyorlar. Çok enteresan. Peygamberimizin damadı Zeynep'in eşi Ebul As o zaman müşriklerin safında, yani karşı tarafta düşman saflarında savaşıyor ve Bedir Savaşı Müslümanların galibiyetiyle efendim sonuçlanıyor. Bedir'de Müslümanlar galip geliyorlar. Müslümanlar yenince o müşriklerden bir sürü esir düşüyor. Ebul As, Zeynep'in kocası, o da esirlerin arasında yakalanıyor. Peygamberimize getiriliyor. Sonra esirlerin serbest bırakılması için birkaç madde çıkıyor. Bir tanesi fidyesinin verilmesi. Eğer karşılığında fidyesi gelirse onu serbest bırakırız diyorlar. Bu kadın Hazreti Zeynep bir zarf gönderiyor. Peygamberimize Zeynep'in zarfı ulaştırılıyor. Zarfı açıyorlar ki içinde bir kolye ve bir mektup. Peygamberimiz kolyeyi görüyor Nur Hanım. Bakıyor ki bu kolye peygamberimizin eşinin kolyesi. Hatice annemiz kızına düğününde kendi kolyesini takmış. Ve Zeynep de babasına bir mektup. Baba demiş, bu kolyeyi belki hatırlarsın. Annem takmıştı bana. Ben şimdi çocuğum Umame'nin babasını serbest bırakman için bu kolyeyi sana gönderiyorum. Biliyorum belki bir adamın karşılığı olan fidyeye denk değil ama başka bir şeyim yok. Senden sonra biz çok sıkıntılar çektik. Ama Ebul As beni bırakmadı. Müşrikler bize sıkıntı yaşattılar. 1 liralık ekmeği 10 liraya verdiler. Ambargo uyguladılar. Ama biz birbirimizi çok sevdik baba. Şimdi senden ricam, kocamı serbest bırakır mısın dedi. Peygamberimiz ağladı. Sahabeler ağladı. Oradaki arkadaşlar ağladı. Peygamberimiz kolyeyi aldı, avcuna baktı böyle. Hatice annemiz o zaman vefat etmiş. Hatice annemizi
O güzel günleri hatırladı peygamberimiz. Hatice'li yılları hatırladı. Dedi ki ne dersiniz? Bu ganimet malıdır, savaşta ele geçmiş. İsterseniz paylaştırayım size. Ama dedi bu benim Hatice'nin kolyesi. Bu benim kızımın kolyesi dedi. Bu kolyeyi kızıma geri göndersek Ebul As'ı da serbest bıraksak olur mu dedi. Olur ya Resulallah, sen üzülmeye terkil ediler. Ve peygamberimiz damadına dedi ki seni serbest bırakıyoruz. Gidebilirsin ama dedi İslamiyet iman etmemiş birisiyle bir Müslümanın beraber olmasını uygun görmüyor. Onun için senden ricam kızımı bana geri gönder dedi. Ebul As dürüst bir delikanlı. Göndereceğim kızınızı dedi. Gitti. Sonra peygamberimiz çünkü Mekke'den Medine'ye hicret etmiş, göçmüşler. Diğer kızları yani Zeynep'in ablalı kardeşleri var. Fatıma, Rukiye, Ümmü Gülsüm, onlar da göçmüş. Zeynep kocasıyla kalmış Mekke'de. Ve Zeynep annemizin çilelerle dolu bir, çok böyle zor, acılarla dolu bir hicret hikayesi var. Peygamberimiz Zeyd bin Harise'yi gönderiyor. Zeynep'i gitsin getirsin diye. Sahabelerden Hazreti Zeyd'i gönderiyor. Zeyd'le gelirken bir gece müşrikler haber alıyor ki peygamberin kızı kaçıyor. Bir mızrak darbesi Zeynep'i devesinden düşürüyorlar. Hazreti Zeynep de hamile o zaman. O mızrak darbesiyle düşünce aldığı yarayla bebeğini kaybediyor. Karnındaki çocuğu düşürüyor. Sonra peygamberimiz kızını çok seviyor. En büyük çocuğu, büyük kızı. İlk çocuklar da biraz daha özel olur böyle. Peygamberimiz o güzel kızını beklerken bir geliyor ki yüzü, gözü toz, kirpas içinde, yaralar, bereler içinde, canı yanmış, çocuğu düşmüş falan. Zeynep çok çileli bir kız diyor. Benim için çok çileler çekti diyor peygamberimiz. Ve Zeynep annemiz dönüyor geliyor. Bir sürü talipler oluyor ona. İsteyenler oluyor. Evlilik teklifleri geliyor. Kabul etmiyor. Bir gün kocam gelecek. Ben inanıyorum diyor. Kocam gelecek ve beni kurtaracak. Bana sahip çıkacak. Ve çok geçmiyor bu Ebul As İslam'a giriyor. Müslüman oluyor. Sonra Müslüman olunca peygamberimiz yeniden bunların nikahlarını kıyıyor Nur Hanım. Hem kayınpeder hem peygamber. Onun damadı oluyor Ebul As. Onların nikahını kıyıyor. Ama beraber çok yaşamıyorlar. Çünkü Zeynep annemiz o deveden düştü ya. Aldığı yaradan dolayı 5-6 ay sonra vefat ediyor. Ebul As o Zeynep annemizi toprağa defnettiği gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüş, çok ağlamış. Zeynep çok çile çekti benim için dedi. Çok zorluk, çok galibanlık çektim kızım diye. Çok üzülmüş. Ve peygamberimiz Ebul As ağlarken ona destek olmuş. Oğlum Ebul As dik durmalısın, sağlam durmalısın. Ben yanındayım dedi. Ama Ebul As dayanamadı. O da dert sahibi oldu adamcağız. Hanımını bırakmamış. Bir sürü teklifler yapılmış ona. Ama her şeye rağmen ben eşimi seviyorum. Eşi de ben kocamı seviyorum dedi. Ve birbirlerine kavuşacakları günü beklediler. Ama çok beraber olamadılar. Sonra çok geçmedi Yemame Savaşı oldu. O Ebul As da Yemame Savaşı'nda şehit oldu. Ve Hazreti Zeynep'e kavuştu. Hem şehadet hem eşine kavuştu. Ve bugün Ramazan-ı Şerif'in kapısında gölgesi üzerimize düşmüşken demeliyim ki sevilecekse Ebul As gibi sevilmeli. Sevilecekse Hazreti Zeynep gibi sevilmeli. Sevgi onlarınki gibi olmalı. Sadakat, vefa onlarınki gibi olmalı. Sahip çıkınca Zeynep gibi sahip çıkmalı sevdiğine. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in gölgesinde duamızdır. Hasret çekenlere, ayrılık yaşayanlara sabır dileyelim Rabbimizden. Amin. Ve bütün eşlere Hazreti Zeynep'in sevgisinden, sadakatinden birer damla düşürsün Rabbimiz kalplerimize. Ve ayrılık için bir derman dileyelim Allah Teala'dan. Ve Ramazan'a giderken Allah Celle Celaluhu bütün ayrılıkları vuslatla süslesin diyelim. Ve bütün ayrılıklar cennette birleşsin. İnşallah orada ayrılıklar bitsin diyelim. Amin. Allah'ım amin inşallah. Peygamberimizin evindeki o muhabbetten, o saadetten, o sevgiden, o aşktan evli bütün kardeşlerimin arasına nasip etsin inşallah. Amin. Allah sizinle aynı yöne bakıp aynı şeyleri düşünen insanlar çıkarsın karşınıza. Bu arada şeyi fark ettim hocam, siz duayı okurken de ses tonunuz ne kadar güzel. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah verdi.
Kesin yani muhteşem ilahilerde okuyorsunuzdur. Geçen sene okumuştum Ramazan'da size bir ilahi.